kısmetse olurun yarışmacılarla alakalı sürekli böyle haberler çıkıyor işte e, geçmiş ilişkileri şu anları işte niye katıldıkları görüntüleri eski halleri yeni halleri vesaire şimdi en son e, çıkan skandalda şu yarışmacı kendini işe alıyor nasıl yani, ya işte ben sizden önce davranırım ifşalarsam ben kendimi ifşalarım Allah Allah. Allah Allah ilginç bir şey. Yine kısmetse olur, yine kaos. Yayınlandığı ilk günden beri gündemden düşmeyen program yeniden bir ifşa skandalına daha mı sahne olacak? Kalça dansı, kadına şiddet rezaleti ve her geçen gün ortaya çıkan ifşalarıyla eleştirilerin hedefi olurken yarışmacılardan Sedat Polat ifşası olduğunu duyurdu. Kısmetse olur, ekran hayatının ilk gününden itibaren reptikleri kendine as yarışmacıları ve her yeni günde ortaya çıkan skandal ifşalarıyla gündemin en çok konuşulanları arasında kalça dansı, şopları, taciz ifşası ve erkek yarışmacılardan Furkan Can Ağacı hakkında ortaya atılan şiddet rezaletiyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline geldi. BBG evlerini aratmayan programda ard arda yalanlamalar geldi. Taciz ifşalarını Tolga Kandemir, şiddet rezaletini de Furkan Can Ağaca kabul etmedi. Korkunç iddiaları kabul etmeyen Ağaca, insan karalamak bu kadar kolay olmamalı dedi. Bu arada Ağaca'nın programda sürekli tekrar ettiği kendine has repliği de sosyal medyanın diline düştü. Başarılı oyuncu Bartu Küçük Çağlayan, yarışmacıyı Fenati'yi alırken, yarışmacılardan Sedat Polat, İf İfşam çıkmış paylaşımında bulunarak geçmişte geçtiği rap müziğin klibini paylaştı. Polat'ın biri çok ciddi bir konu olmak üzere üst üste patlayan ifşa bombalarını komik bulması ise garip karşılandı. Bakalım kısmetse olur bize daha neler neler gösterecek. Evet. evet. Yani herkes bu yarışmayı konuşuyor bir kere. Yani kaos ve entrika dolu bir yarışma ee, yine geldi yine başladı diyorlar. Bu sefer işte YouTube'dan kafasını çıkardı. Ya bazıları e, olumlu ya diyor ne güzel işte heyecanlı olacağını merak ediyoruz. Ama bazıları da diyor ki ya olumsuz şeyler de oluyor. İşte çocuklarımız gençler bunlardan kötü et, etkilenecek diye çekiniyoruz diyorlar. Ama e, yarışanlar memnun yani bu şeyler ifşalar aslında üzülüyormuş gibi yapıyorlar kendileriyle ilgili dedikodular, söylentiler çıktığı zaman ama için içinde mutlu oluyorlardır. Önde olmak, gözde olmak, çok konuşulmak haftanın birincisi olmak için avantaj mı? Yani, Sen bir yarışmacı e, olarak oradan çıktığın için soruyorum. Konuşulanlardan ziyade daha çok sevip sahip çıkılanlar birinciliği oynadı. Yani hmm. sevilen Samimi bulunanlar oynadı yani çünkü herkesin. Bu arada yapım herkesin hakkındaki her şeyi biliyor, hmm. biliyor ama zamanı geldiğinde yani onu reyting için e, kullanılmaması gereken her şeyi bile zamanında kullandılar, He. bunu yaptılar yani. Bu enteresan tabi. Yani, yani bu, bu, bu doğru bir şey değil. İnsanların herkesin bir hayatları var ve kimse hani baktığında tamam e, konsept. İzdivaç konsepti gibi gözükse de kim oraya evlenmek için gidecek Allah'ın aşkına yani hani dışarıda hiç mi seçenek kalmadı da kimsenin şimdi eğri eğri doğruya doğru tabii ki o format gereği zamanı şimdi bana beni seven sahip çıkan yıllardır takip eden takipçilerim biliyorlar zaten izleyenler hani o işin bir kurgu olduğunu benim de orada hani onun gerekli şekilde davrandığımı da zaten biliyorlar ama orada yaşanan şeyler tabii ki zamanla bazı kurgular gerçekliğe de dönüşebildi. Bazı duygular yaşandı ben bütün dürüstlüğümle ve şeffaflığımla burada yıllardır konuşmadığım her şeyi konuştum. Evet, İlk defa konuştum. Şimdi bir haberci olduğum için de buna bu akışa karar verme yetkim yok benim. Benim editörlerim var, yapımcım var değil mi? Bir ekibimiz Tabii var. Canım. Onlar önümüze hangi haberi koyarsa biz onu konuşmak ve tartışmakla mükellefiz. Evet. Ya yani dolayısıyla kısmetse olur da bunlardan bir tanesi. Bazen yorumlarda yazmışlar Bilal abi hani sen oradan çıktın orayı konuşmakla sen ben her şeyi konuşabilirim. Var? Haber değeri taşıyan her şey benim gündemimde. Senin mi? her şeyi ve her konu. Yani, dolayısıyla tabii. konuşabilirim. Sen de çok mutlu bir... değilsin bunu konuşmaktan. Ya, ama açık mecbursun. konuşmak gerekiyorsa eğer yani, çok biz biziz de benim canım açıkçası hiç yani, memnun değil. değilim. Hiç değil yani. Değil açıkçası ya. yani. değilim Biliyoruz. ama ben pro bir profesyonelim ve bunu yapmakla mükellefim. Dolayısıyla da o eğer konuşuyorsak ve bu gündemde bir proje ise bir iş olarak görerek konuşuyorum. Öpüşüyorlar Orada mı de... diyorum. Soruyorum. Söylemiyor ya. Öpüşüyorlar <laughs> diyemiyor yani. Diyemiyor. Onlar diyor her yerde kamera var diyor. Nasıl öpüşecekler? Var vallahi. Diyor, vardı. Diyor. Tamam vardı. Dışarı çıktıkları yani... zaman öpüşebilirler. Yani, yani onu bilemem ki şeyin insanların diyor. özeli yani. Herkes özelinde bir şeyler yaşadı. Ama zaten. hamile kalan da olmuş. <laughs> Öpüşmeyi bırak hamile kalan da olmuş. Şimdi. Testleriyle evet. kesmişler. Bilal kesmişler testleri. Sen baya bir şey biliyorsun Bilal abi. Ya, evet. Neyi kesmişler? Aynen. Yani yöne, yöne şey yapımcı herkese navigasyon zincir takıyor. Evet. Herkes evine gitsin başka ben yere de gitmesin. Evet diye bir tanesi kızın bir tanesi bunu kesiyor. Sevgilisi sevgilisinin yanına gidiyor ve İyi hamile yapar. kalıyor. Yani. Bu kısmetse olur da oluyor geçen sefer. Şimdi bakın öyle bir döneme girdik ki artık insanlar televizyonlar. E, ...skandalları ile televizyonlarda bu öğleden sonra kuşakları biliyorsunuz. Evet, yani evet. bu programlara gelene kadar da bir öğleden sonra kuşaklarını da bir konuşmak lazım. Yani aile merhumu e, hiç kalmadı. E, ahlak, e, ahlaktan uzak kimin eli kimin cebinde... Zina desen havalarda uçuyor. Yani ahlaksızlığın uzak, bu kadar... Evlerden uzak. Evlerden uzak tabii ki. Ahlaksızlığın e, bu kadar prim yapıldığı başka bir e, dönem yoktur herhalde diye düşünüyorum. Şu dönem böyle bir dönem. Yani biz de yıllardır televizyonlarda e, olduk. E, yıllardır programlar yaptık ama bu dönem çok farklı bir dönem. Onun bir altını çizmek istiyorum. Ve ben aslında imkan olsa da bir artı 18 getirilse bu tür yayınlara. Gerçekten zıvanadan çıktı. Zevana'dan çıktı her şey. Yani evet. siz önden sonra Kuşağını hiç izliyor musunuz? Aman 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 aman. İzliyor musunuz? Hayır hayır izlemem vakit kaybı. Ya, i̇şte yani ama şimdi bakın bunu izleyen bir e, yeni nesil var. Yani Şimdi biz, gerçi biz büyükleri de çok büyük sorumluluk Hı. düşüyor. Düşünsenize biz çaylarımızı, kahvelerimizi yapıyoruz. O yüzden sonra kuşak programlarını izlerken 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuklarımız da farkında olmadan izletiyoruz bunu. Tabii canım. Ve evet. öyle bir toplum, öyle bir gençlik geliyor ki ya kim kimle birlikte olmuş. Yani çok normalleşmeye başlıyor artık bu tür olaylar. Şimdi bu çok şey bir program. Çerezlik yani yani insan canı sıkıldığında açıp izleyebileceği, kafasını dağıtabileceği bir şey. Bizim zamanımızda da aynıydı. E bizim zamanımızda da onların arasında olan şeyler yine bizde de yaşanıyordu. Onlar da erken başladı ama bu evet. kavgalar gürültüler. Evet, evet. Bizde biraz daha vakit geçtikten sonra husumetler başladı. İlk başta herkes birbirle çok iyi gibi gözükse de Şimdi, Şimdi herkesin kaybım... birbiriyle iyi olduğu bir projeyi kimse izler mi? Bir yerde bir aksiyon, bir şey, bir şey istiyor insanlar. Ya ülkem adına söyleyeyim. Ee, ben Endişeliyim bu konuda gerçekten. Yani evet. e, eğer bir ülkede ahlaki çöküş Hı -hı. başlarsa her şey peşe sıra gelir. kısmet olurla ilgili mi bu söylediğin? Evet. 45 olur. Evet. Ya ben Çünkü bakın kısmetse o olur adı altında ve bir evlilik programı imajı çizen bir programın bu kadar ahlaksızlıklarla iç içe olması ve e, orada eşi ararken e, bir erkeğin tüverk yaparak Böyle bir seçim olur. Sen böyle bir erkek mi seçer misin? Kalçasına taktığı ya. E, yapar. Çocuğun açından geliyor. Televizyonda rütb var, denetliyor, evet. bazı şeyleri kesiyor. Eğer buna bir denet, eğer hadiye aşan bir şey olduğu zaman da, da cezayla kesiyor. Ama ama YouTube'da da, şimdi da, YouTube'da niye da, böyle bir şey yok? YouTube'un kendi kuralları var. YouTube'da da her şeyi paylaşamazsın. Yani, YouTube'a e, öpüşürken bir video ki, koy bakalım ne olacak? Hemen kaldırıyor YouTube. Belli işler baya e, fena yerlere gidecek bu projede. Şimdiden bunlar bu kadar konuşuluyorsa ben birkaç hafta sonrasını düşünemiyorum. Ya kısmetse onları kaldırmasınlar. Deme başladım. böyle ya. Kısmetse sonur. Ama bir süzgeçten yani, geçmesi gerekiyor. İzleyicisi de var bence de. Yani onu kendi izleyicisi izlesin. ben kaldırsınlar, demiyorum. Bakın evet. bir süzgeç olması ve Ama bir evet, artı 18 olması gerektiğini evet, Televizyondaki o programlar aslında <laughs> çok daha zararlı. Yani i̇şte, komşusunun karısına ya, tabii e, ki işte komşularım var. Şunlar, ne programlar bunlar. var? Ya yani, bütün ahlaki bir çö çöküş söz konusu ya. Evet. Yani ben toplumumu yani bu şekilde gördüğüm zaman inanın çok üzülüyorum. Yani düşünsenize ve bunlar normalleşmeye başladı, normalleştirilmeye başladı artık. Evet. Biz eskiden kendi aile içi içerimizde bile içerisinde bile konuşamadıklarımızı hı hı. şimdi artık ekranlarda çocuklarımız izler oldu. Şimdi sen eleştirmekte haklısın çünkü sen bazı tespitlerin var. Bir annesin her şeyden evet. önce. Sıkıntı gördüğün yerleri söylüyorsun ve izle bir izleyici değilsin. Değil. İzlemeyi tercih, etmiyorsun. tercih etmiyorum. Bir de sürekli izleyip her bölüm ne olduğunu, kimin ne giydiğini, ne söylediğini ezbere bilip herkesle oleyebiliyorsun. replikleri ezberleyip sonra da bu programdan şu çıkmış, oradan çıkan Şöyle Bir de böyle onu onu, şimdi bu riyakarlığı yapmamanız lazım. Madem öyle, tabii, değil mi? Tabii. O, o programı izliyorsan, sen de o zaman o zihniyettesin. E, niye o zaman eleştiriyorsun ki? Yani, yani hiç izlemezsin, doğru bulmazsın dersin ki bu proje bana göre değil. Evet. Ben eleştiriyorum. Evet. Bu bu program olmasın kardeşim dersin. Evet. Ama bir fikrin de olmaz. Fik, evet. Senin hem fikrin var hem ez, ezbere biliyorsun. Evet. Ama riyakarlık yapıyorsun. Bu da olmaz ki bu komik. Mesela böyle eleştiriler ya da yorumlar geldiğinde sadece gülüyorum. E çünkü baştan sona izlemişsin be güzel her kardeşim. Her şeyi biliyorsun. Ama şimdi her şeyi bu kadar hakimsin. E madem öyle sen sevmişsin bu programı izlemişsin İnsan Onu sevmediği şeyi tahammül edebilir mi? Edemez. Ede Sevmediğiniz Ede Ede bir yapımı 3 dakikadan uzun izleyemezsiniz. Bir, yer bir yerde 3 dakika, dakika bile kalmıyor. İnsanın dikkat Kalamazsın. süresi 5 dakika Kalamam zaten. Yani. Bir şey bölüm soracağım. bölüm arda ar ar arda izliyorsunuz. Sana bir, şey bir şey soracağım. Sen bundan önceki yarışmanın yıldızlarından biriydin. Yıldızıydın. Ee, hiç sizin yarışma sırasında kızlardan birisinin ailesi ya bu kadar da olmaz. Ben kızımı alıp gideceğim falan diye böyle diye, müdahale mu? etti mi? Benim hiç. annem. Yapma ya. Yani yani. Benim annem alıp seni gideceğim dedi. Neden ne oldu? Neden bir, bir spesifik bir olay mı oldu seninle ilgili yoksa? Ee, kadın da artık burasına geldi. Benim için bazı şeyleri tahammül ediyordu ama artık orada bir, bir saldırıya uğradım. Ondan sonra. söz olarak saldırı mı yoksa fiziksel? Fiziksel, fiziksel yani Sen birisi dövmek istedin. Sonra istedi. Kameraların arkasında mı evet. oldu Sonra arkadaşımız da bu? arkadaşımızla bir dakika, tatlıya bağladık. Çok önemli bir soru. Kameraların, arkasında, mı oldu? Yok yayınladılar onu. Yayınladılar evet. mı? Ama yayınladılar. normalde kesmişlerdi. Sonradan mı yayınladılar? Yani tabii bazı, alta başka bir müzik koyuyorlardı. O sahneleri veriyorlardı. Normalde onların ne yaşarsak yaşayalım arkadaşlarımızla değil lazım. mi? Olabilir. Sinirler geldi. Her mı? şey oldu değil mi? O anların hiçbirimizin. Hiçbirimizin o anların. Çünkü sonra o kavgadan sonra bizi barıştırıyorlar ama o barışma anlarını kimse bilmiyor. Bir kız mı ha. saldırdı sana? Sadece o ona bu buna saldırmış gibi gözüküyor. Olmaması kız lazım. Kız, evet. kız saldırdı, değil mi? Kız. Öyle mi? Bir kız kız mı saldırdı? Kaldı. Evet, bu, sinirler çok gerildi. Peki, o kavga gerçek miydi? Gerçekti. Gerçekti. Ne yaptı saçını başını yoldular mı senin? Ne yaptı? Gidip dövelim onu ya. Kim o ya? Arkadaşımız. <laughs> yok 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 asla. Yok. O, o dönemler oldu. Ben de bir kız arkadaşımla çok sinirlendim artık. Çok gerilmiştim. Ben de bir kız arkadaşımızla öyle davrandığım oldu. Sonra özrümüzü diledik. karşılıklı tatlıya bağlı. Ya o saçını O dönemler öyle oldu. Sonra ben de çok üzüldüm. Çok ben, ben çok de, yani. ben de, yani. Ama şimdi Herkes düşünüyorum. Herkes itiraf edemez. Şimdi düşünüyorum diyorum ki ben kendimi de eleştirebiliyorum Bilal abi. Empati de yapabilen, kendini öz eleştirisinde yapabilen biriyim. Allah'a çok şükür ki yani herkesten de bunu bekliyorum. Yani 6-7 yıl önceydi. Şimdi Tabii. o çok oldu. kız arkadaşlarımız, erkek arkadaşlarımız da 6-7 yaş daha ufaklardı. Şimdi Şimdi, şimdi artık bir o insanlar değiller. Artık hepsi çok olgunlaşmışlar, başka hayatlar kurmuşlar. Hala olgunlaşamamış insan zaten benim muhatabım bile olamaz. Muhatap almam. Ama çoğu zaten hayatını kurmuş, olgunlaşmış. O zamanlar toylardı. E bazı hırslar var. Öne çıkma hırsları var. Daha çok e, kamera beni çeksin, gözükeyim diye. Ama şunu kabul ediyorum. Yarışmaya sonradan girmiş olsaydım ben de benle uğraşırdım. Hmm. <laughs> ben de yani. Bak bunu kabul ediyorum. Niye? çünkü sen önde giden ve çok konuşulan bir insanla onu yapacaksın ki sen de onunla birlikte konuş Tabii. ya da <laughs> şu taktik de tutuyor onun antilerini ben kapayım bari hani bunu illa ki sevmeyenler de var ben buna böyle yapayım ki onu sevmeyenler de benim takipçim olsun zihniyeti hı hı. yani yarışmalarda bu tip stratejiler olabiliyor o yüzden çeşitli bakış açılarıyla bunları zamanında yaptıklarını düşünüyorum ama hepsi geride kaldı yani hiç yani görüşmüyorum da zaten çok geride bıraktık zaten bu konuları da. Evet. evet yine konuşacağız belli ki. Konuşuruz, evet. Daha konuşuruz. çok, çok önümüzde kısmetse olur ee, konuları ve olayları gelecek <laughs> gibi gözüküyor.